Yeni videoma hoş geldiniz. Selam. Bugün günlerden... Günleri unuttum. Perşembe. Bugün günlerden... Çarşamba mı yoksa be? Tövbe yarabbim, bismillah. Perşembeymiş. Bugün günlerden perşembe ve okulum öğleden sonraydı. Şu anda propedötik kitaptan ders çalışıyorum. Vital bulgular ve antropometrik ölçümler konusunu öğrendim. Bugün bayağı bir ders çalıştım. Şimdi hazırlandım. Dersim bir saat sonra başlayacak ama ben odadan yarım saat sonra çıkacağım. Bugün yine sizleri yanımda götüreceğim. Şu anda odamdayım. Ve dediğim gibi bunlara çalışıyorum. Bugün şeyi düşünüyorum. Sizi hastaneye götüreceğim. Hastanede birlikte staj yapacağız. Daha sonra da Allah şurası ayrılmış. Kocam bozulmuş. Teknik aksaklıklardan dolayı kusura bakmayın. Şimdi neyse. Diyeceğim şey şu ki bugün sizlerle birlikte staja gideceğiz. Bugün bu antropometrik ölçümler ve vital bulgular muayenelerini öğreneceğiz. Mesela baş çevresi, kol çevresi, tansiyon, nabız falan bunları ölçmek falan filan. Daha sonra işte şey büyüme eğrilerindeki pörsantillere yerleştirme falan filan büyümenin izlenmesi tarzında şeyler öğreneceğim. Bugün zaten biliyorum ama bunu uygulamalı olarak göreceğim ve hastalığı üzerinde göreceğiz. Aynı zamanda nefroloji polikliniğindeyim ve birazcık da nefroloji çalışmam gerekiyor şu anda çünkü yani bizim şöyle oluyor muayenelerimizi şöyle anlatayım size. Şimdi biz her gün farklı bir bölümde, her gün farklı bir poliklinikte yani işte atıyorum nefroloji, kardiyoloji, işte hematoloji, endokrinoloji falan filan. Her gün farklı bir yerdeyiz ama her gün farklı bir muayene öğreniyoruz. Ve oraya gittiğimiz hoca bize hem muayene öğretiyor hem de kendi polikliniğinden hasta örnekleri gösteriyor. Yani sadece mesela bugün sadece vital bulgular görmeyeceğiz. Mesela bugün nefrolojiden de örnekler göreceğiz. Nefrolojiyle alakalı şeyler de gösterecektir bize. O yüzden sadece buna çalışmamız yeterli olmuyor. Aynı zamanda bir de şey gittiğimiz polikliniğin dersine de çalışmamız gerekiyor. Ben şu an bir nefroloji çalışacağım. Birlikte ona bakalım sizle. Onlara da şuradan çalışıyoruz. Bu da şu işte pediatri ciltlerim vardı ya bunları zaten... Teorik kısım bu. Buradan da nefrolojiye bakalım. Nefrotik sendromu kesin bilmemiz gerekir. İşte idrar yolu enfeksiyonu, akut kronik böbrek yetmezliği, hipertansiyonlu çocuk falan. Bunlar bir bakalım. 1282'de başlıyormuş. Burada da göreceğiniz gibi ben kendi başıma çalışırken sesli bir şekilde kendimi anlatarak hatta böyle canlandırarak çalışmaya çalışıyorum. Daha başarılı ve verimli olduğuna inanıyorum. Tavsiye ederim. Hazırım arkadaşlar. Hadi birlikte hastaneye gidelim. Önce dolabıma gidip önlüğümü giyinelim. Daha sonra da sizlerle birlikte staj yerimi bulalım. Bugün söylediğim gibi nefroloji polikliniğindeyim. Biraz önce de güzelce çalıştım. Artık bir adet oldu. Şöyle göstereyim. Bugün de bu şekilde giyindim. Gerçekten... Mutluyum. Hadi de gidelim. Hadi de. Kalabalığa bakın. Fıstıklarım video istiyormuş. Ben çekmeyeceğim tabii ki. Bakın şu an pediatri hastanesinin önündeyim. Çocuk acilin önündeyim şu an. Şimdi dolaba gidiyoruz. Maskemizi alalım önce. Dolabıma doğru gidiyorum. Staj bitti. Çok iyiydi. Geçen bir stajın sonundan sizlere sesleniyorum. Çok iyiydi. Nefrolojideydim. Yüzlerce nabız ölçtük. Çok abarttım ama en az 10 kişiden nabız ölçtük. Tansiyon ölçtük. Kafa çevresi, vital bulgular. İşte her şey çok iyiydi. Sevdim. Buradaydım bu hastanede. İhsan Doğramacı hastanenin kurucusu. Burası da İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi. Her gün buradayım. Burası zaten popi. Çok iyi buralar. Arkadaşlar bugün gerçekten güzeldi yani şu an saat 3 normalde 5'e kadar ama erken çıktık çünkü çok iyiydi. Hoca bizi çok beğendi. Çok iyi çalışıp gelmişiz hepimiz. Ben de arkadaşlarım da. O yüzden güzel bir gündü. Poliklinikte çok fazla çekemedim çünkü biliyorsunuz hastalar var. 100 kere açıklamama gerek yok. Bu şekilde gayet iyiydi yani çok beğendim. Şöyle bir de yüzümü görün. Sizlere eczacılığı göstereceğim. Normalde tıptan girecektim ama herkese eczacılığı gösterdiği için orayı göstereceğim. Hastaneden döndüğünüz zaman şöyle ilerliyorsunuz. İnşallah sallanmıyordur ekran ya. Şurada bu tabelayı görüyorsunuz tabelayı. Eczacılık fakültesi görüyorsunuz burada. Kütüphane falan. İlerliyoruz. Şurası da eczacılık fakültesi. Şu bina. Şimdi önünüze çekeceğim. Burası. Şöyle eczacılık fakültesi. Karşısı da yemekhane şurası. Fakültesinin dönem birinde organik kimya dersi görüyorsunuz. Eczacılıktan bir hocamız anlatıyor. Çok kaliteli bir insan, çok mükemmel birisi. Ben onu çok severdim, onu da söyleyeyim. Ondan da ileride ders alacak olanlar hatırlasın bunu. İsmini de hatırlarsam alta yazarım şimdi. Yemekhane ve yeni bina. Burada da tıp fakültesi dönen 1-2'ler burada. Burası da yemekhanenin girişi.
Çekmeden olmaz değil mi Kırçıl? Tıp fakültesindeyiz. Fakültesinin ağır kapısından çıkınca PTT'nin yanından çıkmış oluyorsunuz. O yüzden şimdi PTT'ye gidiyoruz. Ve PTT'den karbon teslim alacağız. Burası da tıp fakültesi. Çok güzel gerçekten her yeri. Sizlere zaten detaylı tıp fakültesi turu yaptıracağım. Amfilerimi, laboratuvarları falan göstereceğim. İçerisi de bu şekilde. Tıp. Bu şekilde. Şurada İYÜ dersleri yapılıyor. Şu aşağıda amfiler var. Üst katta her yerde. Şuralar küçük büfeler ama şu an kapalı. Bir de burası cıvıl cıvıl olur ama şu anda dönem 1-2-3'ler okulda olmadığı için 4-5-6'lar var sadece. Onlar da şu anda hastanedeler. Burayı kullanmıyorlar. İşte Atatürk çok güzel. O yüzden okul biraz sakin. Normalde çok dolu olur. Bu kargomattan alacağım. Buldum şimdi. Birlikte deneyebiliriz. Ne dersiniz? Hoşunuza gider bence. Deneriz şimdi. Kulağım kepçe oldu. Çıktı yani. Şu maskelerden. Şu hale bakın ya. 3 kat maske var şu an. Göstereceğim size odaya gidince. 3 kat takıyorum. Abartı bulabilirsiniz ama ne yapabilirim korkuyorsam. İki gündür kaloriferim yanmıyor. Zannediyorum ki şey var hani genel bir problem var. Meğerse benimkinde hava mı varmış ne varmış. O yüzden şey yapamıyormuşum. Yanmıyormuş. Allah saçım. Yapmaya geleceklerdi. Gelmemişler daha. Bakın bu da rozetim. Çok tatlı. Şimdi maskemi göstereyim size. Bakın. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Üç kat maskeyle çalışıyorum. Bakın şu an nasıl terlemiş şuralarım. Terledikçe içtekini değiştirip diğer dıştaki ikiyi bırakıyorum. O şekilde. İki doz aşıyla olduğum halde bu böyle yani. Öyle söyleyeyim. Dikkat edin sizler de. Gelmişken söyleyeyim. Hastaneden çıkmadan önce mutlaka ellerimi yıkıyorum. Dezenfektan da sürüyorum. Aynı zamanda bu yurdun girişinde kapıdaki dezenfektandan da sürüp telefonumu falan da elimle dezenfektanla siliyorum. Ama ona rağmen gelince bir de odamda yıkıyorum. O yüzden çok iyi korkmanıza gerek yok. Şimdi şu Trendyol gönderisine bakalım. Neler almışım? Olacak mı olmayacak mı? Bir tane böyle bir bluz aldım. Şimdi bunları çok fazla göstermek sevmiyorum. Çünkü hani benim erkek takipçilerim de çok fazla olduğu için. Hani onlar sıkılmasın diye ama kızlar da sürekli göster diyorlar. O yüzden göstereyim. Bu şekilde bir tane bluz aldım. Ne kadar aldım hiç hatırlamıyorum ya. 30-40 küsür falandı bu böyle bir şey. Yakıştı bence güzel oldu. Ben maviyi çok seviyorum. Bana da çok yakışıyor bence. Bir tane de böyle bir şey aldım. Şu arkadan da görüyorsunuz boyutunu. Sporcu süt yeni diye geçiyor ama çok fazla şey değil. Hani sporcu üstü böyle bayağı iyi. Ama bunu alacak olursanız bir beden büyük alın. Ben small giyerim. Hep medium aldım. Hadi böyle oldum. Böyle bir şey aldım. Kazak. Üstü böyle tül bir şekilde askılı. Çok değişik parçalar almışım bu arada. Diyorum ki bugün sizlerle bir Kızılay'a gidelim. Bir Kızılay'ı görün. Bir gezdirmiş olayım sizi. Bir Ankara'ya bindireyim falan. Bakalım neler olacak. Şimdi takipte kalın. İki gündür kaloriferim yanmıyordu. Şimdi abiler geldi. Onu hallettiler. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless. Thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless. Betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen. The scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go. Seviyorum burayı. Maskesiz seyahat etmek yasak olup aksi davranışta bulunanlar hakkında cezai işlem uygulanacaktır. Seyahatin süresince maskenizi kurallara uygun bir şekilde takmanız önemli rica olunur. Çok iyi bir sesti, harika. İlk defa anons sesi erkek. Bakın ben çift maskeyim hala. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size, okulumuz Kurtuluş durağında yer alıyor. Kurtuluş'tan Kızılay 2 durakta varıyorsunuz.
yani çok merkezi bir konum var, onu da söylemiş olayım. Buradayım. Yoğun bir kalabalık. Kayda yer altında böyle çarşı var. Aynı Kayseri'nin yer altı çarşısı gibi. Şimdi oraları gezeceğim. Ve bir bakacağım ne var ne yok. Gelmeyeli uzun zaman oldu. Ve sonra yeryüzüne çıkacağız. Burası da yer altı çarşısı gibi bir şey. Metro. Metro çarşısı mı deniyor? Bilmiyorum ki, yer altı işte. Kalabalığı görüyorsunuz. İnmezlerden bir tanesi Madame Moss. Şimdi oradayım. Ve bir bakıp çıkacağım. Ve sonunda. Ve Kızılay'dayız. Kızılay çok kalabalık. Aşırı kalabalık. Keşke böyle olmasa ama sosyal mesafeye dikkat ederek, insanların içinde çok fazla durmamaya çalışarak yolumuza devam ediyoruz. Hiç utanmıyorum şu an. Çünkü o kadar çok insan var ki, yani bana ne oldum, anladınız mı? Merkez. Görüyorsunuz. Kızılay'da yoğunluk bu şekilde. Görüyorsunuz. Nereden Sıhhiye'ye gidiliyor. Buralar böyle. Şimdi tekrardan Ankara'ya geldim. Biraz sonra da odama geçeceğim, artık çok yoruldum. Şurada bir şey var. Maske biçim. Bak orada hala, neyse. Şimdi birazdan bineceğim ve sonra eve geçeceğim. Çok yoruldum. Sağlık çalışan olduğu için çok mutluyum. Umarım çok başarılı bir doktor olurum. Gerçekten biraz önce duygulandım. Gözlerim falan yaşardı. Sizlerden de inşallah doktor olmak isteyenler olurlar. Videomu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım keyifli bir video olmuştur. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bye bye.